Merhaba arkadaşlar. 2023 bursluluk sınavına bu anlatacaklarımızı duymadan lütfen girmeyin. Çünkü sizlere çok önemli bilgiler vereceğiz. Lütfen videoyu sonuna kadar da izleyin. Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi ondan önce sizlere bizim programımızdan bahsedeceğiz. Bu program arkadaşlar bir aylık öğrencilere özel bir program ki bizim izleyicilerimize de özel bir program. Peki bunun içerisinde ne var? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerimiz için kişiye özel ders programı. Haftada bir kez canlı destek, canlı sohbet, iki kez de mesajlaşma yani soru sorma özelliğiyle. Aylık fiyatı şu anda 100 TL. Bunun linkini aşağıya bırakacağız. Tabii ki bunu sipariş verirken kotası da 20 öğrenci, onu da söyleyeyim. Bu bir aylık bir süre için geçerli. Bir aylık ücreti 100 TL. Devam ettirmek isterseniz devam edecektir. Etmek istemezseniz etmeyecektir. Dediğim gibi aşağıya bunun linkini bırakacağız. Oradan sizler siparişi verebilirsiniz ama verirken lütfen telefon numarasını yazın ki oradan sizlerle iletişime geçeceğiz ve size özel ders programını, size özel her şeyi size özel hazırlayarak 2023 bursluluk sınavını kazanmanıza da yardımcı olacağız. Hızlı olun çünkü kota şu andaki 20 kişilik her an dolabilir. O yüzden dikkatli olun. Şimdi hemen genel olarak bir videomuza geçelim. Şimdi bu videoda neleri aktaracağız arkadaşlar? 2023 bursluluk sınavına girdiğinizde ne olacak? 5, 6, 7, 8 ve hazırlık sınıfları dahil 9, 10, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz için soru sayısı toplamda 100 olacak arkadaşlar. Yani bu sınavda size 100 adet soru çıkacak. Sınav süreniz ve saatiniz de sınav saati saat 10.00'da. Süre ise 120 dakika olacak arkadaşlar. Yani 120 dakikalık bir sınav olacak ve saat 10'da başlayacak sınav 3 Eylül günü. Cevap seçeneği yani kaç şık olacak sorusuna gelirsek 4 adet şıkkınız olacak. A, B, C, D olacak. Ve bu 4 şık arasından işaretleme yapacaksınız. Kitapçık türleriniz olacak. A ve B kitapçığı olmak üzere 2 adet kitapçığınız olacak arkadaşlar. 100 soru var. 100 soru, 120 dakikalıkta bir süreniz var. Bir soruya ortalama 1 dakika 20 saniye düşüyor. Yine bir soruyu ortalamada 72 saniyede çözmeniz yani gerekiyor genel olarak. Onu da söyleyeyim. Bunun dışında arkadaşlar toplam 25, 25, 25, 25 olmak üzere 4 dersten 100 sorunuz olacak. 5, 6 ve 7. sınıflar için geçerli. Türkçeden 25 soru, matematikten 25 soru, fen bilimlerinden 25 soru, sosyal bilgilerden 25 soru. Sosyal bilgilerin içerisinde bir de din kültürü dersi de olacak. Onu da söylemeden geçmeyelim. Bunun dışında 8. sınıflar için 25 Türkçe, 25 matematik, 25 fen bilimi, 25 sosyal bilimler ama İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile din kültürü ve ahlak bilgisi de içinde olacak. 8. sınıflar için geçerli bu anlattıklarım. 9, 10, 11. sınıflar için 25 Türk Dili ve Edebiyatı, 25 matematik, 25 fen bilimi, fizik, kimya ve biyoloji, 25 sosyal bilimler yani tarih, coğrafya, din kültürü gibi bu tarz dersleriniz olacak. Bununla birlikte şimdi en önemli yerlerden bir de şu. Bu sınavda en önemli hangi ders? Yani ben matematiğe daha fazla çalışırsam bu sınavı kazanma olasılığım daha mı artar? Arkadaşlar şunu söyleyelim. Bu sınavda kat sayısı her birinde 3. Yani edebiyatta da 3 örnek veriyorum veya Türkçe'de de 3, matematikte de 3, fen bilimlerinde de 3. Yani bunda herhangi bir kat sayısı yükselmiyor. Örnek veriyorum matematikte kat sayısı 5 olup edebiyatta 3 değil. Hepsi eşit arkadaşlar. Derslerin hepsi eşit. O yüzden buradaki bütün dersler aynı seviyede. Sizi kazandırma konusunda da yine aynı seviyede olacak. O yüzden matematiğe veya fen bilimine ağırlık vereyim, kazanırım düşüncesinde olmayın. Tüm derslere çalışın. Ha, tabii ki matematiğe şimdi birçok kişi yapamıyor. Sizler matematiği daha iyi yaparsanız ve yine aynı şekilde diğer dersleri de daha iyi yaparsanız tabii ki siz üstün taraf olup kazanma olasılığınız daha da artar. Ama tabii ki sizinle birlikte sadece matematik değil, siz matematiği çok iyi yaparsınız ama edebiyatı, Türkçeyi çok iyi yapamazsınız. Tam tersi bir öğrenci olur, edebiyatı çok iyi yapar, Türkçeyi çok iyi yapar, o da matematiği yapamaz, sizinle eşit olur. O yüzden burada aslında en önemlisi tüm derslere çalışıp, tüm derslere ağırlığınızı vermeniz. Örnek veriyorum edebiyatı bitirip de çok iyi yapıyorsanız, fen bilimini çok iyi yapıyorsanız, sosyal bilimleri yine çok iyi yapıyorsanız, matematiği kötü yapıyorsanız matematiğe ağırlaşabilirsiniz. Ama onun dışında sizin buradaki derslerin her birine eşit bir şekilde ağırlaşmanız gerektiğini de tekrardan söyleyelim. Sınavımız 3 Eylül 2023 Pazar günü olacak. Sınavdan hemen önce
Yaklaşık bir 2,5-3 aylık bir yaz tatiliniz olacak arkadaşlar. Kesinlikle bu yaz tatilinde salmamanız gerekiyor. Yani rehavete kapılıp ders çalışmayı bırakmamanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Bu çok önemli bir konu. Özellikle birçok öğrenci de buna yeniliyor. Yani yaz tatilinde ders çalışmayı bırakıp veya ders çalışmayıp buna yenik düşüp hiçbir şey yapmamamaya başlıyor. Aman diyeyim, buna dikkat edin. Zaten bizim bu sizlere vereceğimiz program, 100 TL'lik programımızdaki amaç da bu. Sizleri ders çalışmaya teşvik etmek ki bunda da bir düzen oluşturmak sizin açınıza. O yüzden onu da söyleyeyim. Bununla birlikte başvurular başladı, biliyorsunuz ki son başvuru tarihi 16 Haziran. Yani okulun kapanacağı gün. O yüzden 2 haftalık bir zamanınız var. 2 hafta içerisinde çok ama çok ciddi bir şekilde velinizle birlikte işte okula gidip veya kendiniz de olabilir. Başvuruyu kesinlikle başlatın. Bu çok önemli, onu da söyleyeyim. Liselerde özellikle ne oluyor? Liselerde çalışmalar düşüyor. Yani liseli öğrenciler, ya ben zaten kazanırım veya işte çalışmayayım diyerek liseli öğrenciler çalışmıyor. O yüzden bakarsanız ortaokulda aslında taban puanları daha yüksek. Liselerde taban puanları 9, 10, 11'lerde daha düşük. O yüzden bunun nedeni de dediğimiz gibi liseliler çalışmayı bırakıyor ve haliyle birçok öğrenci düşük aldığından dolayı taban puanı da düşüyor. O yüzden liseli öğrencilerimize de şunu söyleyelim. Zaten yine birçok kişi çalışmayacak maalesef. Ama sizler elinizden geleni yapın. Çalışmalarınızı yükseltin ki liseli öğrencilerimize söylüyoruz. Bu öğrencilerimizin arasından sıyrılın, yani çalışmayanlar arasından sıyrılın. Çok rahat bir şekilde bu sınavı kazanın. Çünkü dediğimiz gibi liseli öğrencilerimizin aslında bu bir avantaj. Eğer çalışıyorsanız gerçekten büyük bir avantaj. Çünkü birçok öğrenci liselerde çalışmıyor ve haliyle zaten bakarsanız taban puanları liselerde 78, 79 netlerde giriyor. O yüzden çalışırsanız bunun üzerine çok rahat çıkıp bu sınavı da çok rahat bir şekilde kazanırsınız. İlk başlarda ortalama günlük 2-3 saat çalışmanız yeterli olacak. Sonradan tabii ki bu sayıyı arttırmanız gerekecek. Son bir ay kala günlük 5 saat 6 saatlere kadar çıkarmanız gerekecek. Bununla birlikte yine soru sayınız da 100 ile 200 ile başlayıp bundan sonraki haftalarda, aylarda bunu 300'lere çıkartma olasılığınız artacak ve özellikle konuları bitirmeye çalışın. En önemlisi konuları sınava bir ay kalaya kadar bitirmeye çalışın. Özen gösterin. Eğer konuları bitirirseniz bir aylık süre içerisinde bol bol deneme çözerek bu sınavda netinizi arttırma olasılığınız çok ama çok büyük bir şekilde artacaktır. Tabii ki bizler de elimizden gelen desteği sizlere göstereceğiz. Dediğimiz gibi özellikle kişiye özel bir program alıyorsanız 100 TL'lik sunduğumuz bu programı şu anda kullanabilirsiniz. Fiyatı da dediğimiz gibi çok fazla artmadan ve kotası da 20 öğrenci şu anlık. Elimizden gelen desteği sizlere sürdüreceğiz. Haftada bir kez canlı görüşme dedik. İki de sohbet, yani soru sorup sizlere de cevaplayacağız. Ne sorarsanız iletişim için telefon numaranızı sipariş verirken yazmayı lütfen unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.